Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Mayıs 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, Mayıs sizin ayınız. 20 Mayıs'a kadar Güneş burcunuzda ilerleyecek. Bu ay doğan tüm boğa burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, 2024'ün Mayıs ayı gerçekten çok ilginç ve çok güzel gezegen geçişlerimiz var. Unutamayacağınız bir Mayıs ayı olabilir. Evet, Güneş'le birlikte Jüpiter biliyorsunuz. Bir süredir zaten Boğa burcunda ve artık Mayıs ayıyla beraber Boğa burcundaki geçişini tamamlayacak. 26 Mayıs itibariyle İkizler burcuna geçecek. Ama bu geçişi öncesinde de çok güzel kavuşumlar, açılar yapıyor. Zaten Jüpiter'le Uranüs biliyorsunuz 21 Nisan'da kavuşuma geçti. Halen daha bu kavuşumun etkisi devam ediyor olacak. Ve Venüs burcunuzda ay başından itibaren 24 Mayıs'a kadar Venüs sizinle olacak. Bu da tabii ki enerjinizi, cazibenizi arttırıyor. Genel itibariyle burcunuzda meydana gelen önemli gezegen geçişleri, stelium dediğimiz bu gezegen gruplaşması sizi her yönden etkileyebilir ve dikkat çekici hale gelebilirsiniz. Enerjimizi yöneten Mars da Koç burcunda. Mars Koç burcunda oldukça güçlü biliyorsunuz, yönetici. 12. evinizde olacak. Genel itibariyle bu dönemde biraz böyle kendi başınıza yapacağınız işlerde, çalışmalarda da aslında enerjinizi çok yönlendirebilirsiniz. Hazırlıklarda yapabileceğiniz bir dönem. Hani genel düzeniniz, çalışma koşullarınız, genel sağlığınız buralarda da önemli etkiler olabilir. Kendinizle daha fazla ilgilendiğiniz bir dönemdesiniz. Yani bunlar kişisel bakımınız olabilir, sağlık konuları olabilir, imajınız olabilir, güzellik, estetik gibi konular olabilir, kendi bedeniniz, yaşadığınız mekanlar, çevreniz. Hani tüm buralarda önemli etkiler alabileceğiniz bir aydasınız. Ve 8 Mayıs'ta 18 derece Boğa burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin için yeni başlangıçları, yeni kararları, hayatınızda açılacak yeni kapıları işaret eden ve gerçekten de son zamanlarda karşınıza çıkabilecek en güzel yeni aylardan birisi sevgili boğalar. Özellikle 8 Mayıs ve yakınlarında doğduysanız sizin için çok daha güçlü etkileri olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz, yükselen burcunuz 18 derece ve yakınlarındaysa ve sabit burçlarda özellikle gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni aydan önemli etkiler alabilirsiniz. Yine balık burcundaki Satürn'den güzel destek alan bir yeni ay bu. Uzun vadeli hedefleriniz, projeleriniz, idealleriniz, hayalleriniz, umutlarınız, işte buralarda destek alıyorsunuz. Önemli kişilerden destek alabilirsiniz, aile büyüklerinden yardım alabilirsiniz, otorite figürlerinin sizi desteklediğini görebilirsiniz. Uzun vadeli hedeflerinize, planlarınıza odaklandığınızda güçlü adımlar atabilir, kalıcı bazı etkiler hayatınıza çekebilirsiniz. Tabii ki Venüs'ün de güzel etkileriyle beraber imaj değişimleri, işte böyle güzellikle ilgili bakımlar, alışverişler, yaşadığınız mekanların iyileştirilmesi, güzelleştirilmesi, belki işte taşınmalar, yer değişiklikleri olabilir. İşle ilgili mesleki adımlar atabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, grup çalışmalarınız, tüm bu alanlarda da bazı önemli destekler alabilir. Hatta güçlü yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz bu yeni ay ile beraber. Yeni ay tüm fırsatları karşınıza çıkarıyor sevgili boğalar. Ve Güneş ile Uranüs 13 Mayıs'ta birleşecek. Sürprizli bir gün. Bir anda özgüveniniz artarken, cesaretiniz artarken, inisiyatif alma, hayatınızda bir şeyleri değiştirme, cesur adımlar atma konusunda daha fazla irade gösterebileceğinizi işaret ediyor. Ve unutmayın, bu ay hiç beklemediğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sürpriz tanışmalar, ilginç teklifler, hani bir anda hayatınızın gidişatını değiştiren, bir anda sizi başka bir boyuta taşıyacak, hani bunlar bilinç düzeyinizde de olabilir farkındalık anlamında. Hani bir anda gerçekten hayatınızda önemli etkiler getirebilecek değişimler olabilir. Tüm bunlara hazır olmakta fayda var. Yine dikkat çeken günlerden birisi 18 Mayıs. Hani bir gün öncesi, bir gün sonrası tabii ki etkileri artar. 17 Mayıs, 18 Mayıs, 19 Mayıs. Bakın unutmayın. Güneş Jüpiter kavuşumu en şanslı kavuşum olarak burcunuzdaki dokunuşunu yapacak. Güneş Jüpiter kavuşumu tüm bereketiyle, kısmetiyle size gelebilir. Emek harcadığınız, hayatınızda bir şeyler yaptıysanız, yani toprağa bir tohum ektiyseniz artık bunun
Meyve verme dönemi diyebiliriz sizin için. Gelişme dönemi diyebiliriz. Parasal kazançlar olabilir. İşle ilgili başarılar olabilir. Hayatınızda keyif alacağınız, mutlu olacağınız, doyuma ulaşacağınız, kendinizi güvende hissedeceğiniz koşullar olabilir. İlişkilerden destekleriniz olabilir. Ve aynı gün yönetici gezegeniniz Venüs'ün yine Uranüs'te kavuşumu var. İşte Venüs Uranüs kavuşumu para konuları, ilişkiler, tüm buralarda sürpriz bazı hızlı gelişmeler anlamına geliyor. Ani hiç beklemediğiniz tanışmalar olabilir. Bir anda heyecanla bir ilişki içerisinde de bulabilirsiniz kendinizi. Veya hani hızlı imajınızda hiç beklenmedik değişimler söz konusu olabilir. İlginç enerjiler ve çok güçlü enerjiler altındayız. Yalnız tabii ki sağlığınıza dikkat edin. Çünkü ay genelinde Mars 12. evinizde. Bu durumda burcunuzda olan bu güçlü kavuşumlar, özellikle Uranüs'ün, işte Jüpiter'in yapacağı bu bağlantılar, hormonal sisteminiz ve buralarda bazı dengesizlikler yaratabilir. Bir kere iştahınızın da çok artacağını unutmayın. Çünkü aşırı iştah verebilir bu durum. Bununla beraber böyle rahata düşkünlük, tembellik eğilimi yapabilir. Bunu da iyi yönetmeniz gerekiyor. Aynı şekilde gerek işte insülin hormonlarınız veya işte tiroid hormonlarınız gibi hormonal dengesizlikleri arttırabilir. Aşırı çalışma gibi, yavaşlama gibi. Eğer böyle bir kronik sorununuz varsa kendinize sağlık anlamında dikkat etmeniz lazım. Beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Hiçbir şeyi abartmamanız gerekiyor. Ancak bir sağlık sorununuz varsa iyileşme imkanları, tedavi imkanları da bulabilirsiniz. Yani bu şanslar da yine bu ay gündeminizde olabilir. 20 Mayıs'ta Güneş ikizlere geçecek. 15 Mayıs'tan itibaren Merkür Boğa burcunuza geliyor. Sevgili boğalar, kendinizi ifade etme, konuşma, eğitim, iletişim gibi konularda çok daha aktif olabileceğiniz bir dönem. 23 Mayıs'ta yine ay dolunay fazında güçlü bir enerji ortaya çıkaracak. 8. evinizdeki dolunay 2 derece yay burcunda meydana geliyor. Bu dolunayın yöneticisi de Jüpiter. Jüpiter de dolunay sırasında Venüs'le yönetici gezegeninizle birleşiyor. Bakın gökyüzü bize ilginç mesajlar veriyor. Bu dolunayla beraber maddi durumunuzda çok hızlı gelişmeler olabilir. Özellikle eşin kaynakları, gelirleri ya da çalışmadan gelebilecek kaynak. Belki bir emeklilik konusu, bir sigorta konusu, ani bir miras konusu, bir tazminat, bir burs veya işte bir beklediğiniz krediyi almak ve bu kredinin imkanlarıyla iş konularında, eğitim konularında ya da kişisel girişimlerinizde önemli destekler almanız mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların 2 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın sizin için bireysel etkileri artabilir. Plüto Kova burcunda olacak ve dolunayla güçlü bir açıda. Yani bu dolunayın tesirleri aslında kariyerinizi, toplumdaki duruşunuzu, statünüzü de etkileyebilir. Yani para konuları, işbirlikleri, eşin kaynakları ve benzeri alanlar sizin kariyerinizi etkileyebilecek önemli güçlü tesirler getirebilir. Dolayısıyla otorite figürlerinden, yasal mercilerden, aile büyüklerinden bazı önemli destekler alabilirsiniz. Bunlar size maddi manevi güç ve güven verebilir ki özellikle bu etkileri daha çok para konularında bu dolunayla beraber almaya başlayabilirsiniz. Sevgili boğalar. Ve artık güneşin İkizler Burcu'nda ilerleyişini görüyoruz. 26 Mayıs'ta Jüpiter Burcu'nuzdan ayrılacak biliyorsunuz. 12 yılda bir Burcu'nuza geliyor ve Burcu'nuzdan çıkmadan önce mutlaka size büyük ödüller getirecek ve para evinize gelecek. Venüs de para evinize yerleşiyor. Yönetici gezegeniniz bu da ayın 20'sinin 25'inden sonra özellikle para konularında sizin için büyük şans ve fırsatlar demek. Ve Plüto ile Güneş'in güzel bir üçgenini görüyoruz. Jüpiter Plüto üçgenini görüyoruz. Yine ayın son günlerinde iş, kariyer konusunda önemli bir kısmet ve parasal kazançlarınızda hızlı büyük değişimler olabilir. İş arayanları tabii ki destekliyor bu durum. Süregelen işlerinizde belki bir terfi, bir kazanç artışı olabilir ya da kendi işinizi kurma gibi bir konu olabilir ya da kişisel yatırımlarınızla ilgili güçlü uzun vadeli kazançlar, dönüşümler, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bu maddi olarak size güven veren, kendinizi değerli hissetmenizi sağlayacak, özgüveninizi arttıracak ve gerçekten sizi özgürleştirecek çok önemli bir açı sevgili boğalar. Gördüğünüz gibi Mayıs ayı sürprizleriyle, fırsatlarıyla geliyor.
Umarım şans sizinle olur. Tüm bunları değerlendirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.